Binlerce Müslümanın gözü önünde Mescid-i Aksa'nın içinde neler yaptıklarına inanamayacaksın. Büyük kıyamet alametlerinden, Sübhanallah. Ama videoya geçmeden önce beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olarak bize destek olmayı unutma. Bir şair şiirinde diyor ki, garip olan, şen ve yemin garibi değil, aksine garip kabir ve kefenin garibidir. Yabancının, ana vatanında ve ikametgahında ikamet edenlerin üzerinde hakkı vardır. Bir yabancıyı gurbetteyken küçük görüp azarlama, çünkü yıllar onu zaten gurbette çektiği sıkıntılarla azarlar. Yolculuğum uzun, erzağım az, kuvvetim zayıf, ölüm beni bekliyor. Benim bilmediğim o kadar çok günahım var ki, Allah onları gizlide de açıkta da biliyor. Doğu Kudüs'teki Musa peygamberin türbesinde verilen yüksek sesli konser büyük bir kargaşaya neden oldu ve Filistin başbakanı mekanın kutsallığının ihlali sebebiyle neler olduğunu öğrenmek için bir soruşturma komitesi kurdu. Sosyal medya öncüleri, geçtiğimiz cumartesi günü bir grup gencin düzenlediği partinin edebe aykırı bir atmosfer, dans, fuhuş ve eşcinsellikle alkollü içki tedarikinin yer aldığı video kliplerini ele geçirdiler. Kudüslü gençler de müdahale ederek partiyi düzenleyen kişiyi ve katılımcıları kapı dışarı ettiler. Olay pek çok kişinin İslami kutsallıklara hakaret olarak görülmesi nedeniyle yaygın bir öfkeye yol açtı. Gazetecilerden birinin Facebook sayfasında bildirdiğine göre, Bakan Rula Maya, partinin camide ve Hazreti Musa'nın türbesinde kutlama yapmakla hiçbir alakasının olmadığını açıkladı ve orada bulunanların hepsinin Hristiyan olmadığını ve Beytüllahim'den olmadıklarını söylediğini yazdı. Organizasyonları için materyalleri fotoğrafla için orada bulunuyorlardı ve bundan sorumlu olan kişi Batı Şeria'nın savunucularından biri olan bir kadın vatandaştı. Turizm Bakanlığı'nın kurtuluşa fotoğraf çekimi izin vermediğini, bunun yerine mekanın sorumlusu olan Vakıflar Bakanlığı'nın bulunduğunu belirtti. Bu da kurumun camide değil, halka açık alanda bulunmasına ve burayı fotoğraf amaçlı kullanmasına olanak sağladı. Gazeteci, partiyi provokatif ve saldırgan olarak tanımlayarak herkesin buna kızmak hakkı olduğunu doğruladı. Bu statüye sahip kutsal mekanlarda bu tür partiler yapılmasının kabul edilemez ve insanların duygularına ve Müslüman olsun, Hristiyan olsun, bu vatanın her sevdalısına hakaret olduğunu söyledi. Hossam Abu Elrub, bakanlığın kimseye film çekme veya kutlama izni vermediğini, Filistin başyargıcı Mahmud el-Habbaş'ın Hazreti Musa'nın türbesinde neler olduğuna dair bilgilerinin olmadığını söyledi. Yetkili, Facebook'taki blog yazısında şunları söyledi. Kudüs'ün doğusunda Hazreti Musa Mescidi yaşananlardan dolayı kızgınım ve bu günahın sorumlusunun kim olduğunu henüz bilmiyorum. Ama sorumlu kim olursa olsun cezasını almalı. Yaptığının cezası yaşananların dehşetiyle orantılıdır ve ona göre ceza verilmelidir. Çünkü cami Allah'ın evidir ve dinin kutsallığındandır. İslam'ın kutsal kentlerinden Beytülmakdis, Mukaddes, El-Kuds ve Kudsi Şerif gibi adlarla da anılır. İbranice'de Yeruşalim adıyla bilinir. Müslümanlar gibi Yahudiler ve Hristiyanlarca da kutsal sayılır. Kudüs, bugün Siyonist İsrail tarafından işgal edilmiş durumda bulunan Filistin topraklarının ortalarında Lut Gölü'nün yaklaşık 24 kilometre batısında, Akdeniz'den yaklaşık 50 kilometre içeride denizle Şeria Irmağı arasında yer alır. Eski kent olarak anıları Asıl Kudüs, kenarları yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kare biçiminde surlarla çevrilidir. İkisi kapanmış durumda 7 kapısı bulunan eski kent, kuzeydeki Şam kapısıyla batıdaki Yafa kapısından başlayarak merkezde kesişen iki ana caddeyle 4 bölüme ayrılır. Kuzeydoğudaki bölüm Müslüman, kuzeybatıdaki bölüm Hristiyan, güneydoğudaki bölüm Yahudi ve güneybatıdaki bölüm Ermeni mahallesi durumundadır. Kudüs'e kutsallık veren yapılar Harem-i Şerif içinde yer alır. Kentten duvarlarla ayrılan Harem-i Şerif'te ünlü Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra bulunmaktadır. Mescid-i Aksa uzun süre Müslümanların kıblesi olan Hazreti Süleyman tarafından yapılmış Beytülmakdis'in yerinde yükselir. Hazreti Peygamber'in Miraç sırasında uğrak yeri olan bu mekanın hemen yakınında da bazı kutsal emanetlerin korunduğu Kubbetüs Sahra vardır. Mescid-i Aksa'nın doğusunda ikinci mabetten kalan duvarın bir bölümünü oluşturan ağlama duvarı Yahudilerin en kutsal mekanıdır. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği sanılan yerle Hazreti Meryem'in mezarının bulunduğu yerde yapılan kiliselerde Kudüs'ü Hristiyanlar gözünde kutsallaştırmakta, bir ziyaret mahalli durumuna getirmektedir.
Kudüs, Hazreti Ömer döneminde Müslümanlarca fethedildi. Ünlü Beytül Makdis'in yerinde Mescid-i Aksa diye bilinen mescit yapıldı. Emevilerden Abdülmelik bin Mervan, Mescid-i Aksa'yı genişleterek bazı kutsal emanetlerinde korunduğu ünlü Kubbetüs Sahra'yı inşa ettirdi. Kent 969'da Fatımilerin eline geçti. Halife Hakim 1010'da Kudüs'teki tüm kiliselerin yıkılmasını emretti. Haçlılar 1099'da kenti istila ederek burada Kudüs Krallığı'nı kurdular. Müslümanların kente girmelerini yasaklayan Kudüs Krallığı 1187'de Selahaddin Eyyubi tarafından yıkıldı. 13. yüzyılın ortalarında Yahudiler yeniden Kudüs'e dönerek kendi mahallelerini kurdular. 1517'de Yavuz Selim'in fethiyle Kudüs'ün 400 yıl süren Osmanlı dönemi başladı. Kanuni döneminde büyük bir gelişme gösteren kentte yeni surlar, medreseler, imarethaneler yapıldı. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, Kudüs'ü 1831'de ele geçirdiyse de Osmanlılar 1840'da geri aldılar. Kudüs'ün Siyonistlerce işgali süreci 19. yüzyılın sonlarında başladı. Dünyanın dört bir yanına dağılmış bulunan Yahudiler, 19. yüzyıl başlarında kurulan Siyonist örgütlerce Filistin topraklarına göçe teşvik edildiler. Rusya'da yaşayan bazı Yahudilerin göçmesiyle Filistin'de ilk Yahudi yerleşme bölgesi kuruldu. 1905'te Rusya'daki ihtilal hareketleri nedeniyle ortaya çıkan ağır baskılardan kaçan Yahudilerin de Filistin'e göç etmesi üzerine buradaki Yahudi nüfusu 90 bine ulaştı. Bu sayı 1925'te 110, Hitler'in Almanya'da iktidarı ele geçirmesiyle Almanya'dan yapılan göçlerle 1939'da 450 bini buldu. 1917'de Kudüs ve Filistin topraklarını işgal ederek 1948'e kadar ellerinde tutan İngilizler, Yahudilerin yerleşmelerine büyük kolaylıklar sağladılar. Bu sıralarda İngiltere ve ABD desteğini arkasına alan Siyonist terör örgütleri, Filistin'in Müslüman halkına karşı terör ve katliam hareketine başladılar. Uluslararası alanda yaptıkları çalışmalar sonunda 1947'de BM'den Filistin'de bir Arap Yahudi devleti kurulması yönünde bir karar çıkartan Siyonistler, İngilizlerin bölgeyi boşaltmaları üzerine Filistin topraklarının büyük bir bölümüyle Kudüs'ün yarısını işgal ederek İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan ettiler. Haziran 1967'deki 6 gün savaşının ardından İsrail Kudüs'ün tamamını işgal etti ve burasının sonsuz ve bölünmez başkentleri olduğunu açıkladılar. Allah'ın Kur'an'da çevresini mübarek kıldığını açıkladığı ve son peygamberi Hazreti Muhammed'i ayetlerini göstermek üzere İsra gecesinde götürdüğü Kutsal Kudüs, bugün de Siyonizmin işgali altındadır. Siyonist örgütlerin yürüttükleri terör ve katliam hareketleriyle Siyonist devleti kuran Yahudiler, o günden bu yana yürüttükleri soykırım ve zulüm politikalarıyla sayısız Müslümanın hayatına son vermekle kalmayarak 1 milyonu aşkın Müslümanın yurtsuz kalmasına neden oldular. Peygamberin ifadesiyle Allah'ın takdis ettiği toprakların bu şekilde işgal edilmesi hiç şüphesiz tüm Müslümanları durumlarına göre maddi ve manevi sorumluluk altında bulundurmaktadır. Bu konuda İslam ülkelerinin yöneticilerinin adil ve kalıcı bir çözüm bulması için gayret göstermesi gerekir. Allah'ım, Kudüs'e ve Filistin'e zafer nasip et. Allah'ım, dünyanın her yerindeki Müslümanlara zafer ver ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştir. Ey alemlerin Rabbi, benimle beraber tekrar edin. İslam nimeti için Allah'a hamdolsun, o ki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ım, alemlerde İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de salat eyle. Videoyu buraya kadar izlediysen beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınla paylaşarak bize destek olmayı unutma.